Şimdi arkadaşlar şu UID'ye göre de herkes kendi görevini ana sayfasında görecek. Bunu yapalım. Bunun için projeme geliyorum. Kayıt formuyla bir işim yok. Kayıt ekranıyla bir işim yok. PubSec YAML bir dursun. Ana sayfaya geliyorum. Artık ana sayfada projeyi göstereceğim. Şimdi geliyorum. Ne diyeyim? Ana sayfada şurada UID, herkes kendi UID'sine göre işlem görecek. Mevcut kullanıcı UID'si. Bunu string mevcut kullanıcı UID'si, yani kimin UID'si neyse oradan ve görevleri alacağız. Şu init state arkadaşlar, ana sayfa ilk açıldığında o hangi kullanıcı oraya gitmişse onun UID'sini alsın. Get UID değil de mevcut kullanıcı UID'si al diyeyim. Şöyle bir metodumuz. Şöyle. Şimdi bunu bir oluşturayım. Mevcut. Hatta kopyalayayım. Şuradan. Async bir fonksiyon olacak. Sonra geliyorum. Veri tabanından UID'yi al. Geliyorum. Firebase out yetki eşittir Firebase out nokta instance. Bir oraya doğru bir yol alıyorum önce. Sonra final Firebase user, Firebase kullanıcı, mevcut kullanıcı eşittir await yetki nokta current user. Firebase'deki o alandaki mevcut kullanıcıyı alıyor. Şimdi şu yukarıda tanımladığım mevcut kullanıcı UID. Onu da şurada set state ile hemen alayım. Mevcut kullanıcı UID eşittir yukarıdaki mevcut kullanıcının veri tabanındaki kullanıcının UID'si. Bilgisayarım bir kafa yedi. Şöyle bir küçülteyim. Ctrl Alt L ile kodları toparlayayım. Arkadaşlar mevcut kullanıcı UID tutucu olsun. Tutucu. Şimdi şurada init state ilk program açıldığında ilk sayfa açıldığında kimse onun kim kullanıyorsa onun UID'sini alsın. Sonra arkadaşlar geliyorum. Bunu nerede alacağım? Şu metotta alacağım. Firebase'e doğru bir gittim. Oradaki UID'yi aldım. Mevcut kullanıcıyı aldım. Şu tutucu. Al mevcut kullanıcının UID'sini şu veri tabanındaki göstereyim. Authentication. Şu user UID'sini gelip UID tutucuda saklıyorum. Şu ana kadar yaptığım şey bu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.